Tabii Gözler bugün meclisteydi. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun seçim ezimeti sonrası yaptığı değişim çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyordu. Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan ana muhalefet lideri o tartışmalara hiç girmedi, onu söyleyeyim. Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım diyerek yola devam edeceğinin sinyalini verdi. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum. Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Değişim tartışmalarına girmedi, yola devam edeceğinin mesajını verdi. Yeni kabineye işte bu sözlerle yüklendi. Türkiye ciddi bir beka sorunu yaşıyor. Nasıl Milli Kurtuluş Savaşı sonrası Kuvayi Milliyeciler bu partiyi kurduysa aynı noktadayız. Bu duyun umumiye hükümetini ne yapıp yapıp göndereceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi. Değişim taleplerine nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyordu. Ama o konuya hiç değinmeyen Kılıçdaroğlu eleştiri oklarını bir kez daha medyaya çevirdi. Bir gazete nasıl olur da 3 milyon liraya yakın bir reklamı verir Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmesin diyor. Yeni Şafak gazetesinden söz ediyor. 3 milyon lira parayı nereden buldun sen? Kim sana verdi o parayı? Bir gazete böyle bir şey yapabilir mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan da hedefindeydi. Ya bulamadınız mı bir Hazine ve Maliye Bakanı? Koskoca Merkez Bankası'ndan bu işleri bilen birisini bulamadınız mı? Bulurlar. Ama uluslararası tefeciler bunu istemiyor. Tefeciler diyorlar ki bizim söylediklerimizi getireceksin. Onlar bizim istediklerimizi yapacak. Biz dolar bazında %40 faiz alacağız. En az efendim o dünde kaldı. Din iman o da dünde kaldı. Kılıçdaroğlu net 11.402 lira olarak açıklanan asgari ücrete de tepki gösterdi. Beni şaşırtan Türk İş Başkanı buna hiç itiraz etmemesi. Makuldür diyor bu rakam. Oysa aynı Türk İş'in yaptığı bir açıklama var. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13.439 lira. İşçinin hakkını ve hukukunu korumak her şeyden önce sendikanın görevidir. Eğer sendika iradesini saraya ipotek etmişse sendikacı olmaktan çıkar. Onun adı hukukta sarı sendikacılıktır.